Özelleştirilebilir taraftar videoları hizmeti sağlayan Vidisport sunar. Beyler, şov başlıyor. Kaporta, orijinal balatalar, mis, boya, efsane. Şova kanmayın, profesyonel hizmetten şaşmayın. Experix'e gelin, güvenli, kaliteli ve teknolojik ekspertizin konforunu sürün. Şov yapmayız, ekspertiz yaparız. Şov şimdi başlıyor. Rivera Spor'dan herkese merhabalar. Bugünkü programımızda TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta 17. haftada haftanın maçı olan Iğdır Futbol Kulübü Ahmet Spor maçının öncesini Furkan'la beraber konuşacağız. Furkan, öncelikle merhaba. Merhaba Metan. Çok önemli bir maç. Pazar günü saat 14'te oynanacak Iğdır'da. Ligde son haftaların formda ekibi Iğdır Futbol Kulübü düşüşe geçen Ahmet Spor'u konuk edecek zirve yarışında evinde. Biz bir hatırlatmalarımızı yapalım. Ardından da maçın öncesini konuşalım. Tabii. İzleyicilerimiz ilk olarak maç tahminlerimizi ve analizlerimizi, ayrıca spor haberlerini golvar.com'dan takip edebilirler. Kanalımızda bulunan videoların altında açıklama kısmında golvar.com'un linki mevcut. Oraya tıklayarak bizi golvar.com'dan takip edebilirsiniz. Ayrıca kanalımızdaki videoları abone olmadan izleyen izleyicilerimizden ricamızdır. Kanalımıza abone olup videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı unutmayın. Bir de bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip edebilirsiniz. Instagram, Twitter ve Facebook'tan Trivela Spor hesaplarını takip edin diyelim. Senin ekleyeceğin bir şey var mı? Benim ekleyeceğim bir şey yok. Güzel bir maç olacak. Özellikle geçen hafta çok kritik bir maç oynandı. Amespor Kastamonuspor maçı. O maçı Kastamonuspor'un kazanmasıyla beraber Amespor liderliği kaybetti. 2 puan fark geriye düştü. Yeni lider Kastamonuspor oldu. Ahmet'in puan kaybetmesiyle de Iğdır zirveye 1 puan daha yaklaşmış oldu. 5 olan puan farkı 2'ye düşmüş oldu. O yüzden Iğdır da bu hafta kazanıp maçını iyice seri galibiyetlerine, iyi gidişatına sürdürmeye devam etmek isteyecektir. Kesinlikle öyle. Şimdi Ahmet Spor adına kritik bir maç. Çünkü Iğdır bu ligin en kaliteli kadrosuna sahip takımı. Eğer buradan da hani istediği sonuca çıkamazsa Ahmet Spor, camiaya da iyice bir kazan kaynama olabilir. Çünkü Sayın Başkan Azizel Aldın'ın da açıklamaları oldu. Ama yani bir mağlubiyete bakar yani. Bir mağlubiyet daha gelirse taraftarlar iyice homurdanmaya başlarlar. Iğdır'ın da Metin Hoca ile hiç mağlubiyeti yok, evet. Zaten. Metin Hoca geldiğinden beri çok iyi gidiyorlar. Nasıl bir maç bekliyor bizi? Ne düşünüyorsun Iğdır'da pazar günü? Şimdi şöyle bir nokta var. Mesela Amespor maç kaybetmedi ya Kasım'ın maçına kadar. Kaç hafta mesela maç kaybetmedi? Toplam 14 hafta maç kaybetmedi. Doğru. Yenilmedi yani. Şimdi taraftarlar hep şunu diyordu. İşte biz maç kaybetmedik. Kaybettikten sonra da biz daha bir defa yenildik. Niye bu kadar işte böyle eleştiriliyor? Hatta eleştiren Amespor taraftarlarına neden eleştirildiğine dair de birçok tepkiler geliyor. Ya şöyle bir nokta var. Bir takım mağlup olmayabilir belki hiç. Örnek veriyorum. Diyelim ki Ahmet Kastamonu'ya kaybetmedi. Berabere bitti. Ahmet diyelim ki 8 maç üstü berabere kaldı ve mağlubiyeti yok. Ne olur o zaman? Örnek veriyorum. Yenilmemek önemli değil. Oynadığın oyun ilerisi için ne kadar ışık veriyor. İleride yani işin sonunda seni o beklediğin hedefe, o bayrağa ulaştırır mı, ulaştıramaz mı? Bu noktaya bakılıyor değil mi? Geldiğimiz son haftalarda baktığımız zaman da bu bayrağa ulaşamayacağını bize gösteriyor. Hoca korkak futbolu, yani cesur olarak forveti ikileyememesi. İkiliyor veya ardından hemen oyuncuyu çıkartıp tekrardan teke dönüyor. Geçen hafta yaptı mesela onu. Doğru. Bak oyuna Ahmet Derili 76'da girdi. 89'da Berk çıktı. Yani zaten dakika 90 olmuş. O saatte niye Berk çıkıyor ya? Forvetin çıkıyor. Ya bu mantığı bak ben hiç anlayamadım. Ha 88'e 2-1 yaparsın maçı. 2-2 yaparsın maçı. En azından dersin ki ulan yeniliyordum. Beraberlik noktasına geldin ki o bile yanlış bana göre. Çünkü sana beraber yetmiyor. Kazanman lazım. Yetmiyor, evet. Ama Berk oyundan çıkıyor. Ben bunu anlayamadım. Şimdi Iğdır zaten maçı kazanırsa otomatikman 35 puan yapacak. Ahmet'i 3. sıraya alacak. Isparta da yine göre yenerse Amespor'un haftayı 4. tamamlama ihtimali bile var. Bak Amespor'un haftayı 4. tamamlama ihtimali bile var. Ki aynı şekilde Iğdır'ın da var. Iğdır kaybederse
iyidir bu sefer dördüncü tamamlayabilir. Biliyorsun böyle de bir nokta var. Şimdi, bir de Isparta çok avantajlı. İnegöl Spor çok eksik. Çok eksik İnegöl'e gidecekler. Çok merak ediyorum. Ahmet mesela onu değerlendiremedi İnegöl'de. Bakalım Isparta değerlendirecek. Isparta'nın daha büyük avantajı var. Evet, daha da eksik Ahmet Mesut'a göre İnegöl. Bakalım ne olacak. Çok büyük fırsat Akdeniz ekibi adına. Şimdi Iğdır tarafında da şöyle bir nokta var. Metin Hoca geldiğinden bu yana yavaş yavaş her hafta üstüne koyan bir Iğdır Futbol Kulübü var. Yani belki biz hep söylüyoruz. Vura kıra maç alamıyor. Net olarak maçları çözemiyor. Ama Iğdır'da en azından belli bir sistem oturduğunu ben görüyorum Metin Hoca ile beraber. Son maçı vura kıra aldı ama ya. Son maçı al, genele vuracaksın. Heh. Sadece bir maça bakmayacaksın. Genele vurduğun zaman da Iğdır Futbol Kulübü bir kere son maçı aldı diyorsun ya. Sana bir tane maçla o aldığın galibiyeti silerim direkt. Düzce deplasmanı. 0-0. Orada evet sana katılıyorum. Orada hata yaptılar. Düzce Spor'da ilginç bir durum var. Kastamonu da Düzce'yi yenemedi. Evet. Ahmet de Düzce'yi zor yendi. Son dakikalarda Oktay Aydın'ın golüyle. Düzce de büyük takımlara karşı bu grubun hani iddialı takımlarına karşı direnç bayağı direndi. Kesinlikle. Hani o yüzden Iğdır'ın da yavaş yavaş üstüne koyma noktası olması gerekiyor. Koyuyor ama bence ne diyorsun? Ya bence hala vura kıra noktasında koyamıyor. Bak çözemiyor. Uşak maçını zaten hiç kaydı alma. 2-0. Derince maçını da yaptılar ama İskenderun'la beraber kaldılar. 68 Aksaray maçı az da 2-2 bitecekti belki de. Menemen maçı da 2-2 bitebilirdi. Aynen Düzce maçı ya beraber bitti. Sarıyer maçı az da bitecekti. Gene sonlarda gol ediler. Denizli maçını zaten gene ölçüye almıyorum. Denizli zaten yenmen gerekiyor. O yüzden hani Iğdır'ın işte bu vura kıra olmama nedeni de şu. Iğdır'ın da kulübesinde sıkıntılar var. Mesela biz nasıl Ahmet Spor'da kanatta sıkıntı var, forvette sıkıntı var diyorsak Iğdır'ın da kulübesinde sıkıntı var. Özellikle hücum noktasında. Ömer Şişmanoğlu bitik. Sezon başından beri bir şey vermiyor. Ömer burada olmadı. Aynen. Iğdır'la alakalı ben bir şey öğrendim. Iğdır Süper Lig'den bir forvetle anlaşmış. Yerli mi? Yani zaten yerli olacak da şey yani yanlış söyledim. Oynayan mı hiç oynamayan mı? Oynayan. Allah Allah. Ya Iğdır'dan bir izleyicimiz yazdı bana geçen DM'den. Hatta bize de yorum yazan bir izleyicimiz. İsmini söylerim sana. Programdan sonra. Hani burada şimdi oyuncuyu falan söylemeyelim. Yok zaten isim söylemiyoruz biz. Bugün 6 Aralık daha var. Iğdır'da çok net bir şey var. Birkaç sirkülasyon olacak o belli. Emircan zaten sakat kaldı yok. O da zaten verim vermedi. Herhalde onun uzun süreli zaten. Aynen. Ben Emircan zaten o tekrar sıkıntı saymayacağım isimleri. Ha, sen aynen de sayma. O bahsettiğimiz birkaç program önce ki birçok programda üst üste söyledik. Iğdır'da en az 5-6 oyuncuyla o yolların ayrılıp yerine 4-5 tane İyi oyuncu transfer yapılması gerekiyor. Ya şu an Iğdır zaten çok cazip bir kulüp. Çünkü profesyonelce yönetilen bir takım. Tesisler 10 numara, yeni tesisler. Para problemi yok. Hiç yok. Şampiyonla oynuyor. Sayın Başkan Cantürk Alagöz de zaten futbolcuların her dediğini, bir dediğini iki etmeyen bir isim. Şehri de kalkındırmaya çalışıyor Sayın Başkan. Siyasi anlamda da orada güçlü bir isim biliyorsun. Ben Iğdır'ın çok net takviyeler yapacağını zaten düşünüyorum. Hani İyi hamleler yapacak bence Iğdır. Bu belli. Şurada önemli olan son 3 maçı iyi geçmesi Iğdır'ın. Ya Iğdır'ın en büyük hatası şu oldu. İlker Püren niye geldi? Neden getirildi? Aynen. Bunu çok söyledik o zaman. Bence İlker Püren'in gitme nedeniyle beraber Ergün Keleş'in de gitme nedeni oldu bu bence. Hani İlker Püren'i yüksek ihtimal Ergün Keleş'in getirdiğini düşünüyorum burada. Çünkü sportif direktör oydu sezon başı biliyorsun. İlker Püren bazı hatalı planlamalar da yaptı. Mesela Batuhan Süer ondan dolayı gitti. Hatta Batuhan da bunu açıkladı. Geçen bir röportajı vardı. Şey doldu. Mehmet Özraz gitti. Hakan Yavuz geldi mesela. Biz dedik ki ya bu takıma kanat lazım. Zaten orta saha şişik. Hala bir tane orta saha yapılıyor. Bak dikkat et, son haftalarda Hakan Yavuz oynamıyor artık 11'de. Ya orası çok geniş zaten. Hakan ne gerek var? Kanada oyuncu yok. Sıkıntı mı var? İsa'nın sakatlanması biraz orayı azalttı kişi olarak. İsa ciddi bir sakatlık yaşadı. Orada sıkıntı yok hala ama. Ben orada Hakan Yavuz transferini mantıksız bulmuyorum. Şu açıdan Iğdır 2002'li kontenjanını sağ beke kullanıyordu ama Berkan Mahmut'tan hiç verim alamıyorlar. Erdem Gökçe de geç geldiği için takımla olmadı. Eyüp'ü şimdi kullanmaya başladılar. 2001'li ya da 2002'de hani. Oraya bir tane de alternatif gerekiyor o zaman otomatik yani şimdi. Çünkü neresi için? Orta saha için mi? Yok şöyle, o Hakan Yavuz da onu karşılamış oldu bence. Vallahi bilmiyorum orta sahada olarak. Yok Hakan Yavuz olmasa zaten orta saha çok geniş. Ama fena oynamadı Hakan Yavuz sonradan. Yani daha acil dedi kanat lazım ama bu takıma. Şu an kanatta. Şimdi bak Ahmet Spor'da mesela sana bir örnek vereyim. Diyorsun ya o sayı arttırdı diyorsun. Şimdi mesela Ahmet Spor'da arttırdı bence. Ahmet Spor'un mesela geçen bir izleyicimiz yazmış videonun altına. Onur Karakaba Kasımspor maçında çok kötüydü. Kesilmesi lazım diyor.
Ya şimdi insan bir düşünür. Onur Karakaba'nın alternatifi yok bir kere takımda. Yok. Nasıl keseceksin? Şimdi o noktaya geleceğim. Senin o yaptığın Hakan Yavuz'a geleceğim. Ahmet Spor'da Iğdır'da kana sıkıntısı var diyoruz ya. Açıklardı. Sen açıkları beğenmiyor musun? Beğenmedim. Hiçbiri verim vermiyor ki. Şu anda son haftalık yok. Bir tek Mert Önü'ye beğeniyorum ki hep diyordum o adam niye yedek bırakılıyor? O yapmaya başladı. Skor yapmaya başladı. Metin Diyan'ın hoca da gerçeği gördü. Halil İbrahim de son maçta bir skor yaptı. Ama şu anda net olarak bir tane oyuncu oynuyor. İyi. Mert Örnek. Ben verim vermiyor. Çok iyi oynadığını düşünmüyorum. Sen şu anda Amespor'da nasıl kanatlarda sıkıntı var diyorsan ben bunu Iğdır için de söylüyorum. Ve gerçek olan da budur. Iğdır'da sıkıntı var kanatlarda. Emircan hiçbir şey vermiyor zaten. Tamam o gitti zaten. Yani Selim Ulgaz bir şey vermiyor. Halil İbrahim bir şey vermiyor. Mert Örnek bir iyi. Mert Örnek zaten söyledim. Mert Örnek sezon başında oynatmadılar 11'de. Ama sana bir şey diyeceğim. Halil İbrahim'in oyun tarzı bu zaten. Yani Halil İbrahim hiç piyasada yokken bir anda gol atan bir ama oyuncu. Halil İbrahim'den biz katkı bekliyoruz. Sen kanat oyuncusu. Ama son maçlarda toparladı. Derince'ye attı. İşte Uşağı da attı ondan önce. Uşağı attı. Uşağı attı. Tamam işte kim? Mert de Uşağı attı. Ya ama bak Mert Örnek sen çok farklı görüyorsun hala. Bak dedim ben kaç programda söylüyorum. Mert Örnek sadece oynadığı maçların yarısında 11 oynamış bu oyuncu. Ben şöyle düşünüyorum. Aynısı bak ben anlatayım. Amespor'da Mehmet Özduraz'a yapıyorlar. Bak hep fotokopi şeylerle konuşuyorum. Ben hep çizgim aynı. Özduraz'a da yaptılar diyorum. Şimdi sen Özduraz'a da aynısını söylüyorsun. Özduraz'a da aynısını yaptılar. Mert Örnek kaç dakika süre almış bir açalım. Bir açalım buradan. Şimdi ben bak. Bir de şöyle düşünüyorum. Sana öyle söyleyeyim. Iğdır'ın kanat oyuncuları kaliteli oyuncular. Bu oyuncular ben kalitesine bir şey söylemiyorum. Ama ben adam kanat oyuncuları kaliteli değil. Arada fark var. Fark etmiyor. Şimdi şöyle bir şey var. Kaliteli alırsın hiçbir şey vermiyorsa istediği kadar kaliteli olsun. Bana ne? Bak şimdi. Buradan basacağım yanlış yaptım. Yok burada yazıyor zaten yok, dakikaları. Onlara bakmayacağım. Mert Örnek nerede ben göremiyorum. Defans geride bek olarak görün. 1030 dakika oynamış. Yanlış bastım. Buradan tekrardan basacağım. Şimdi Mert Örnek 15 maç oynamış 9-11'de. Tamam. Yarısını kesmişsin. Fazla oynamış işte. Yarısını kesmişsin. 16 maçtan hesaplasan yarısına denk geliyor. Ama bu kadro çok geniş bir kadro şimdi. Orada 4 tane kanatla başladı. İşte kanat. Golver'in katkılarıyla devam ediyor. Mert Örnek nerede ben göremiyorum. Defans geride bek olarak görün. 1030 dakika oynamış. Yanlış bastım. Buradan tekrardan basacağım. Şimdi Mert Örnek 15 maç oynamış 9-11'de. Tamam. Yarısını kesmişsin. Fazla i̇şte, oynamış işte. Yarısını kesmişsin. 16 maçtan hesaplasan yarısına denk geliyor. Ama bu kadro çok geniş bir kadro şimdi. Orada 4 tane kanatla başladı. İşte kanatların verimsiz ama diyorum sana. Bak Emircan zaten son zamanda geldi. O da sezon başında zaten fizik kondisyonu yoktu. Onu oynatıyordun. Mert Örne İnegöl maçında Metin Diyadin Hoca bir oynattı. Adam maçı çözdü. Ve çözdüğü zamandan sonra da sen yedek bıraktın. Mert Örne'yi orada da yerinde oynatmadı. Forvet arkasında oynadı. 2 gol attı. Niye? Çünkü daha orada fizik kondisyonu hazır oyuncu olarak. Bak ben maça gittim. Çıplak gözle izledim. Takımın en hazır noktasındaki oyuncusu oydu fizik kondisyonu olarak. Bak Ömer de oynuyor. Mert Örnek zaten iyi futbolcu. Benim lafım yok. Bak, ben yok, şunu bak, demek bak, istiyorum. Ben anlatayım. Bak tamam. Ben iyi kötü oyuncularına bakmıyorum. Ben daha çok şuna bakıyorum. Ben şu anda Iğdır'ın söylediğim kanat noktasındaki oyuncuları ben beğeniyorum isim olarak. Emircan Altıntaş özellikle. Mert Örnek. Halil İbrahim Sönmez. Ben bunları beğeniyorum. Ben Selim'in zaten düşükte olduğunu hep söylüyorum. Selim Ulgaz bana göre iyi futbolcu. Kaliteli kanat. Bu lig şey. Ama işte. Bak ben düşüşteki bak Emircan'ı beğendiğim halde ben düşüşte diyorum. Sen o noktaları anlamak istemiyorsun. Bak, Selim Emircan'dan daha iyi futbolcu. Emircan Altıntaş kendini büyük oyuncu zannediyor. Saykur Rizespor'u geçen sene Emircan Altıntaş şampiyon yapmadı ki maça bile çıkmadı. Ben oyuncuların kendini son döneminden alıyorum. Anladın mı? Bak Mert Örnek hepsinden karayolak daha aşağıda. Ama Mert Örnek daha iyi durumda şu anda. Anladın mı? Hem fizik olarak hem kondisyon olarak hem de performans olarak. Şu anda Ahmet'te de ne var? Sen diyorsun ki zaten kaliteli kanat yok. Evet yok doğru katılıyorum. Zaten söylüyorum sezon başından beri. Bir tek oyuncu var diyorum Mehmet Özduraz ama... Karşı taraf çok kaliteliyken verim alamıyor. Diğer taraf kalitesizken zaten verim alamıyor. Normal ama aslında kaliteliyken verim alamamak daha büyük problem. Niye? Emircan'a kaç para verdi? 10 milyon yakın para verdi. Selim Ulgaz'a da en az 6-7-8 milyon para verdi. Zaten düşük paraya oynayan oyuncu yok. Yani sen böyle verip verim alamaman zaten daha büyük fiyasko. O yüzden Iğdır'ın bu kanat noktasından baktığın zaman da Amespor'da da aynı şekilde kanatta problem var. Ha Iğdır'da ne var? Bir tane Tahir Babaoğlu gerçeği var forvette. Mesela Ahmet'te o yok. Geçen hafta Berk İsmail Ünsal bir penaltı atıyor. Göstere göstere sağ tarafa attı penaltıyı. Ya göstere göstere oraya attı. Ya oraya attı oraya vurdu. Kaleci de kurtardı zaten. Halil İbrahim'in de 4 golü var. Aynen. Tahir 7 tane attı. Tahir zaten takımın şu anda baba golcüsü. En golcü. Ben en golcüsü daha doğrusu. Aynen. Mert Örne'nin 3 golü var. Hasan Atipoğlu'nun 2 golü var.
Hakan Yavuz'un 2 golü var. Kerim Avcı'nın 1 golü var. Hakan Barış'ın 1 golü var. Geçen hafta attı. Zaten Ömer Şişmanoğlu'nun da 1 golü var. Denizli'ye attı o eski takımına deplasmanda. Ya ben şöyle düşünüyorum. Bana göre bu ligin, ya bu grubuna çıkar en iyi kadrosu Iğdır'da. Yanlış hocayla başladığı için sezona sıkıntı çektiler ama. Aynen. Kapırın hoca Metin Hoca zaten geldikten sonra takımı toparladı. Kastamonu'yla da şu an sadece 2 puan fark var aralarında. Ben Iğdır'ın devre arası gereklemleri de yapıp direkt çıkacağını düşünüyorum. Ben yazın transfer programında da söyledim. Iğdır'ı favori görüyorum. Aynı görüşüm devam ediyor. Ahmet'le kadroları kıyasladığımda da Iğdır'ın kadrosu zaten Ahmet'in çok üstünde. Iğdır'ın yedekleri bile Ahmet'ten daha iyi. İshak Çakmak falan var mesela yedek olarak işte. Ömer Şişmanoğlu var. Hakan Barış var. Ahmet'te Yusuf Tursun falan var kulübede. Arada acayip kalite farkı var. Ben Ahmet'in bu maçta da işini çok zor görüyorum. Serdar Hoca zaten defansif oynatıyor. Topu Iğdır'a bırakırsa geçmiş olsun. Kerim Avcı cezalandırır direkt. Hı hı. Topu Iğdır'a bırakırsa. Şöyle bir nokta var. Eğer Ahmet Spor, ki bir kere zaten Ahmet Spor bu maça çok fazla stresli çıkacak. Serdar Hoca bir kere başta stresli çıkacak. Çünkü taraftardan büyük tepki var. Son dönemde kazanamayan bir Ahmet Spor var. 7 puan farklı öndeyken liderlikte. Puan farkını indirtip 2 puan da geriye düşen bir Ahmet Spor var. O suni bir farktı ama. Aynen. O yüzden ama sen o farkı yakalarken korumandan lazım koruyamadın. Ya Ahmet Spor'un iyi bir kadrosu yok ki. Kendi elinde de verdi. Gösteriyor yok, bak zaten şöyle bir şey var. Kadro iyi değil ama şimdi şöyle bir nokta var. Serdar Bozkurt Hoca gerekeni yapar. Karşılığını alamaz. O zaman hoca bir lafımız olmaz. Ama sen çiftliğe dönmezsen forvette. Forvet çıkartıp forvet alırsan. Kanat çıkartıp kanat alırsan. İnegölspor'da 6-7 tane eksik olurken rakibin üzerine bir kere bile gidemezken bunlar olursa seni taraftar da eleştirir, yorumcular da eleştirir. Bak biz ne diyoruz? Gerekeni yap, pozisyonları at ama sana kimse bir şey söylemez. Anladın mı? Ama sen gerekeni yapamıyorsun. Ya içeride Fethiye'yi yenemedin. Deplasmanlı İnegöl'ü yenemedin. Arnavutköy Erzincan'ı yenemedin. İçeride geldin, Kastamonu'da maçı da kaybettin. Şimdi taraftarlar bize yazıyorlar. Taner'in pozisyonunu niye söylemiyorsun? Taner'in pozisyonu bana göre ben de diğer açıdan bir adım aya bir adım önde. Bu taraftan baktığınız zaman da ayakları göremiyorsunuz. Ayaklar noktasında Taner'in sol ayağı, kendisi sol ayağı oyuncunun bir adım önünde. Hakem tam çizgisinde olduğu için, onu zaten gördüğü için offside bayrağını kaldırıyor. Onu bakıyorsun zaten. Bir kere Serdar Hoca'da şöyle bir nokta var. Özraz 11'e koy, 2-3 hafta oynatıyor, ardından kesiyor. Serkan Odabaşoğlu. Sakaryaspor'da da taraftarlarla kapıştı. Kastamonuspor maçında da taraftarlarla kapıştı gene. Maçtan sonra tartıştı taraftarlarla. Artık kesilmesi yani. Gerekiyor. Gökhan Aslan'ı kesiyor hoca. Hata. Bak hep hatalar zinciri var. Tamam zaten Amespor'un biz Serdar Hoca'ya gidemeyeceğini söylüyoruz. Ama neden söylüyoruz? Zaten yaptığı işte bu korkak futbol anlayışı. Forvet'i ikilememesi. Bunu Sakarya'da yapıyordu. Bandırma'da da yapıyordu. Urfa'da da yapıyordu. Her yerde yapıyordu zaten. Onlara bakarak söylüyoruz. Ama yapmaması gerektiğini söylüyoruz. Anlatıyoruz burada. Ama hoca ısrar ediyor şeyinde, hatalarında. Şimdi bu maçta mesela sana söyleyeyim. Bu takım stresi gelecek maça. En başta Serdar Hoca stresi. Diyecek ki ben bu maçta da kaybedersem bir kere Iğdır'da beni geçecek. İşte Kastamonu yenerse puan farkı açılacak. Taraftar bana tepki gösterecek diyecek. O yüzden bir kere stresli başlayacak. Isparta'da var arkada, o da yenerse. Aynen, o da yenerse Ahmet kaybettiği zaman da o da geçiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Eğer 1-0 falan Iğdır önüne geçtiği zaman da ben sana söyleyeyim. Serdar Hoca'nın stresi 2 kat daha artacak. Bu sefer değişiklerde elini yüzünü birbirine bulaştıracak. Stresten, anladın mı? Onu mu çuburumu çıkartayım, kaçta alayım, kaçta çıkartayım falan noktalar olacak. Ahmet Spor eğer zaten kaybettiği zaman da bir kaos noktasına gider. Ben sana söyleyeyim. Ahmet Spor'un da bugün kupa maçı var. Mehmet Özraz 11'de oynuyor. Acaba o bu maçta 11'de oynuyor kupada. Bu maçta yedek mi kalacak? Bence yedek kalacak. Onu gösteriyor. O da mantıksız olur bence. Geçen hafta 89'a Yılmaz Ceylan giriyor. O saatten sonra bütün dünyada 100 tane Yılmaz Ceylan'ın adında, soyadında futbolcu olsun aynı bölgede. Yine bir şey olmaz. En fazla beraberlik alırsın, o sana zaten kurtarmıyor. 89'da oyuncu değiştirmek ne demek ya? Bir de forvet de çıktı oyundan, Berk İsmail Ünsal. Onu ben anlayamadım yani. Serdar Hoca, Ahmet, şimdi şöyle, Ahmet Spor'un ben kadrosunu beğenmiyorum. Bunu yazın başından beri söylüyoruz, transferler yapıldığından beri. Serdar Hoca zaten bundan daha iyi kadrolarla farklı takımlarda başarısız oldu yani. Şanlıurfa Spor'da çok iyi kadro vardı elinde, zayıf grupta. Playoff'a bile sokamadı, çok kötüydü performansı. Ben Ahmet Spor'un kadrosunu da beğenmiyorum. Gökhan Asan dışında bence üst düzey bir oyuncu yok. Onu söyleyeyim. Mehmet Özdiraz'ı da yarım olarak söylüyorum hep. Ya rakipleriyle kıyasla. Şimdi Tahir Babaoğlu mu, Berk İsmail mi?
Tahir daha iyi futbolcu. Kesinlikle. Ahmet'te Kerim Avcı gibi bir tane oyuncu yok ki. Kerim Avcı bu sene formda değil ama Kerim Avcı bu ligin en iyi 10 numarası yani. Bana göre Trendyol birincilik futbolcusu. Bu ligin oyuncusu değil. Bandırma Spor'da da yaptıklarını biliyoruz. Çok kaliteli bir oyuncu. Altın Ordu'da da gene çok iyi işler yapmıştı Kerim. Hı hı. Kanatlara bakıyorsun şimdi. Bana göre yarım saatlik Selim Ilgaz, Muhammed Enes Durmuş'tan da iyi futbolcu. Taner Gümüş'ten de Selim yarım saatlerde iyi işler yaptı bu sene. Iğdır taraftarları da aynı görüşte alternatif olarak iş yapıyor. Mesut Özdemir gibi bir 6 numara yok zaten Ahmet'te. Mesut bu ligin en iyi 6 numarası. Hatta Trendyol 1. Lig'de geçen sene Pendik'te çok iyi oynadı. Ben Ahmet Spor'la Iğdır'ın orta sahasına, belki Iğdır'daki oyuncunun kariyerli olabilir ama Ahmet Spor'un bence şu anda orta sahasında sıkıntı yok. Benim tek sıkıntı görmediğim nokta sonrası Ahmet Spor'un. Bir de stoper attı. Oralarda sıkıntı yok. Yani. Kalede falan Ahmet Spor'un şu anda en büyük sıkıntısı kanat, forvet. Serdar Hoca'nın dokunuşları, bunlarda sıkıntı var. Ha, şunu da derlerse zaten katılırım. Beklerin de alternatifleri yok. Mesela diyorlar ya Onur Karakabak kesilmedi. Kim oynayacak? Erkan Sasaylı olmaz ki bu iş. Iğdır'da yedekler var. Mehmet Erdem Uğurlu Süper Lig'de bile oynadı. Antep'te iyi bir sezon geçirdi. Emel Kömi sağ beke istersen çekebilirsin. Ya da Erdem Gökçe var. O da iyi bir sağ bek. Aynen, o da var. Ya Iğdır'da alternatif olarak daha genişlik var. Kaleci Furkan da bu ligin iyi kalecilerinden biri zaten Iğdır'da. Hı. Aykut iyi bir kaleci bence. Kötü değil ama geçen hafta kötüydü. Ya baktığımızda Iğdır daha ağır basıyor bence kadro olarak. Ev sahibi bir de. Ben Iğdır tarafındayım. Şimdi peki sana bir soru soracağım. Geçen hafta Aykut maçtan sonra ağladı biliyorsun. Olur. Şimdi bu maçta yani geçen hafta gerçi biraz psikolojik olarak etkilendi ya. Bu maçta oynatmak sıkıntı olur mu? Bu maç ben şöyle söyleyeyim direkt. Veysel de bu sene hiç oynamadı. Yani bugün kupada oynuyor. Ligde hiç oynamadı. Veysel'i zaten ben beğenmiyorum. İyi bir kaleci olduğunu düşünmüyorum. Bu maça Veysel'le çıkmak da büyük risk olur. Zaten şöyle bir problem var. Bir sefer oynatırsın, hata yapar, onun üstüne kalır. Veya tam tersinden diyelim ki oynatmazsın, Aykut'ta devam edersin. Bu sefer de Aykut eğer hatalı bir gol yerse taraftar da diyecek ki geçen hafta oyuncu zaten moralmen çöktü, niye oynattın diyecekler. Evet, hoca için şu anda bu kale noktası da biraz sıkıntı. İki ucu keskin bıçak yani, anladın mı? Çok aynen. Sıkıntılı bir sıkıntı nokta. Ya. Yani şimdi ben şöyle düşünüyorum. Berk İsmail de penaltı kaçırdı ama yine mecbur 11'de oynatacaksın. Adam yani. Yok, Ahmet Dereli olmaz. O yüzden Serdar Hoca Aykut'la mecbur kalede başlayacaktır diye düşünüyorum yani. Başka yapacağı bir şey yok hocanın. Hı hı. Sen ne düşünüyorsun? Zaten forvet noktasında yapacağı bir şey yok. Onu zaten net olarak görüyoruz. Burada sezon başına gitmemiz gerekiyor. Yapılan hata. Oraya net bir golcüyü koysaydın iş daha farklı olabilirdi. Bak mesela Iğdır'ın da alternatifinde sıkıntı var. Belki Ömer Şişmanoğlu ismi var ama Ömer şu anda bir şey vermiyor. Tahir daha iyi durumda. Tabii. Ve Tahir şu anda çok kötü oynasa da mesela kesilemeyecek. Hani aynı Ahmet için söylüyoruz ya, Ahmet Deli giremez 11'e. Belki İsmail oynar ama Iğdır'da da Tahir var ama Tahir de şu anda iki forveti toplam etti ki ikisinden de üstün mesela Tahir, anladın mı? Öyle de bir gerçek var. Orada Metin Hoca'nın karizması da bence ön plana çıkıyor. Ne gibi? Ömer Şişmanoğlu'nu yedek bırakıyor her hafta. Başka takımda Ömer Şişmanoğlu sıkıntı çıkarabilirdi. İlker Püren de bırakıyordu ama. İlker Püren oynattı ama bir iki maçta da gidene kadar. Bir maçta falan oynattı. Metin Hoca hiç oynatmıyor Ömer'i. Bir kupada Kayseri maçında oynattı. Uşak maçında bile oynatmadı. Hı hı. Metin Hoca'yı biliyorsun. Metin Hoca agresif bir hocadır. Öyle... Otoriter bir hoca. Aynen, kafasına eserse yani orada amiyane tabirle camı çerçeve indirir. Hocanın kimseden korkusu yok. Mesela Ömer Şişmanoğlu'nu yedek bırakmak bu seviyede kolay bir şey değil. Hı-hı. Ömer Şişmanoğlu Beşiktaş'ta Süper Lig şampiyonluğu yaşamış bir oyuncu. Öyle ama son dönem önemişti. Kariyeri geçen sene iyiydi, kötü değildi ki. Denizli küme düştü ama. Ama şöyle bir şey var. Bizim fizik kondisyon olarak farklı aşağı. Bir hoca olsaydı bence Ömer'le devam ederdi direkt. Şunu derdi. Bu oyuncu üstten geliyor. Tahir Alp Lig'den geldi. Oynattı benle. Zaten Mete Diyad'ın mesela. Ömer'i çok ön maçında oynattı 11'de. Baktı. Evet, bir orada oynattı baktı, Lig'de. Zaten hemen kesti. Yine zorlamadı. İşte bunu zaten önemli yaptı. Önemli yani. Şimdi evet, Ömer kariyerli bir oyuncu. Tahir'in çok çok daha önünde. Tabii. Olarak. Ama şu anki son performans önemli. Tahir daha hazır olduğu için. Ben mesela bak o gün Ömer çıktı oyundan. Finegöl deplasmanda. Çok kötü oynadı. Metin Hoca'nın ilk maçıydı. Tahir oyuna bir girdi. Sırtı dönük top tutuyor, arkaya pas indiriyor. Ömer bunların bir tanesini
oyunda kaldığı sürede yapamamıştı. Emircan da çok kötü oynadı o gün, 11 oynadı. Evet, o da çok daha aşağı vurdu topları zaten. Yine Bursa'da. Sana bir soru soracağım. Iğdır'ın geçen hafta Derince performansıyla ilgili ne düşünüyorsun? Onunla ilgili biraz konuşalım. Birazdan da Ahmet Spor'un yine Kasım'ın maçıyla ilgili biraz girelim kısa. Ardından da sorular okuyup görüşlerimizi bekliyoruz. Iğdır geçen hafta çok iyi oynadı. Çok üstün oynadı. Çok net oynadı. Bir de Kocaeli Stadı'nın zemini güzeldi. Iğdır gibi takımlar için de çok uygun bir zemindi. Çünkü Iğdır pas yapmaya çalışan, pas yapan, ayağı oynayan bir takım. Aynen, kaliteli oyunculardan kurulu bir takım. Orada oynamak da Iğdır'ın işine geldi bence. İyi oldu. Net bir galibiyet aldı. Maçın tek hakimiydi. Hasan da sarı kart sınırındaydı. Kart görmeden çıkardı hoca. İyi yaptı orada. Iğdır rahat bir galibiyet aldı cumartesi günü yani. Kupa maçı da yok bu hafta içi. Tamamen bu maça hazırlanıyorlar. Iğdır elendi zaten Kayseri Spor'a, biliyorsun. Aynen. Hatta Iğdır ilk antrenmanını dün yaptı. Pazar ve pazartesi günü izinliydiler. Evet. Salı günü çalıştılar. Bu maçın başladılar hazırlıklarla. Evet. Ben Iğdır'ı çok iyi buldum geçen hafta. Çok beğendim. İyiler. Iğdır zaten bu sezonki en net maçlarından birisini oynadı. Kesinlikle. Burak Kıra noktası var ya, işte bu maçta sadece oynadı. Ahmet Spor'un Kayseri Spor maçıyla ilgili ne düşünüyorsun peki? Tekrardan kısa bir değmek gerekirse. Kalite farkı. Kastamonu Spor'da çünkü bu lig için 5-6 tane baba oyuncu var. Ahmet Spor'da öyle oyuncular yok. Yalçın, Oğuz Yılmaz, İlyas Kubilay, Okan Eken başta olmak üzere Kastamonu'da. Babalar maçı aldılar. Özellikle İlyas Kubilay. Ben hep diyorum, bana göre birinci lig futbolcusu ama kendine bakarsa bu ligde de Kerim Avcı'dan sonra bu ligin en iyi 10 numarası İlyas. Maçı aldı. Ya kadro kalite farkı belirledi. Bir de hoca farkı. Levent Hoca kurt bir hoca. Serdar Hoca başarısız bir hoca. Net yani. Peki Ahmet Spor'da taraftarların bir isteği daha var. Böyle yorumlarda ne görüyorum. Gibi? Diyorlar ki stoper hattına Eyüpcan Delibaltı'nın rotasyonu dahil edilmesi gerekiyordu. Yani 11'de olması gerektiğini söylüyorlar. Bence şu anda stoperde sıkıntı yok. Ne düşünüyorsun? Ben Uğur Adem'i de Veli'yi de çok beğenmiyorum. Ama ikisi de bence kötü değiller. Uğur Adem çok iyi oynuyor ya. İyi kesinlikle. Oynuyor. Ya ben şey olarak hani ben bana göre şampiyonla oynayacak takımların direkt stoperi değiller. Çünkü Veli 1,5 yıldır top oynamıyor. Bence Uğur Adem, ben ilk geldiği gün de söyledim. Bence şampiyonca takımların oyuncusu. Doğrudur. Senin görüşüne saygı duyuyorum. Ama ben benim iki tane rakibimiz stoperlerine baktığımda birinde bu ligde şampiyonluklar yaşamış, birincilikte yıllarca oynamış Yalçın Kılıç. Diğeri de Süper Lig'de oynamış Oğuz Yılmaz. Diğer rakibimiz stoper attı da yıllarca alt liglerde şampiyonluklar yaşamış Ahmet Kesim yedek kalıyor. Mehmet Tayfun'la alt liglerin en iyi stoperlerinden biri olan Kupa koleksiyoncusu Hasan Atipoğlu. Benim bir stoperim 1,5 yıldır oynamıyor, bana geliyor. Diğeri de Van Spor'dan geliyor. Ve ben 100 milyon TL para harcıyorsam benim stoper attım iki rakibimden de geride. Yani ben Ahmet Spor'un parayı yanlış harcadığını düşünüyorum. Bakalım sezonun geri kalanında nasıl çıkacak sonuçlar, ama bana göre Kastamonu'nun da Iğdır'ın da kadrosu Ahmet'ten daha iyi. Ben öyle düşünüyorum. Tamam. Iğdır'da iç sahada 7 maçın 4'ünü kazandı. Evet. 3 beraberliği var. Ben iyi bir performans olduğunu çok düşünmüyorum. Şampiyon olan bir takım için, ki içeride zaten Kastamonu'ya direkt rakibini yenemedi. Metin Hoca vardı o zaman. Aynen. Fethiye'yi yenemedi. İlker Hoca'yla. Bir maç daha vardı. Etimesgut'u İlker Hoca'yla. Onu da son dakika dedin. Fatih'i yaptı. Yok, o maç 0-0 bitti. Ya son doğru. Dakikada Furkan Akıncı üst topu çıkardı Fatih'i. Yani bu 3 tane maç büyük bir fiyasko çünkü. Onu da söyleyeyim. Aynen. Ve iç sahada oynadıkları o 7 maçta da 9 gol atarken 4 gol yiyen bir Iğdır Futbol Kulübü var. Ahmet Spor'un deplasman performansına geliyorum. Ahmet Spor'un deplasman performansı 7 maçta 3 galibiyet, 4 beraberlik var. Mağlubiyet yok. 10 beraberlik, 10 gol attı. 4 tane de gol yiyen bir Ahmet Spor var. Ahmet Spor'un da deplasman performansı şu anda 13 puanda, bence iyi değil. Ne düşünüyorsun? Yani. Ya çünkü baktığımız zaman da Fethiye'nin 10 puanı var zaten. Isparta'nın 10 puanı var. Hatta 12 puanı var. İskender'in 12 puanı var. Soma Spor bile 14 puan yaptı. Ya Ahmet Spor'un deplasmanda zaten takılması normal. İçeride taraftarıyla alıyor maçları genelde. Deplasmanlarda maç kazanman için kreatif futbolcuya ihtiyacın var. Üretken oyuncu. Ahmet Spor'un kadrosuna da bakıyorsun. Bir de Serdar Hoca'dan dolayı ben zaten deplasmanda galibiyet alamaz demiştim, hatırlıyorsun. Kolay alamaz, aynen. Çünkü niye? Deplasmanda daha kendini geriye çeken bir oyun anlayışı var. İçeride de geriye çekiyor. Geçen golü attı Ahmet Spor. 10. dakikadan itibaren gömülmeye başladı. Başına bela aldı. Aynen, hemen 15 dakika sonra zaten İlyas Kubilay 1-1 yaptı maçı. Ayak içi. Ya zaten şu anda Ahmet Spor'da çok ciddi anlamda bir kaos var. Bir mağlubiyette ki Iğdır direkt rakip zaten. Ha bak, ben yine aynısını söylüyorum. Ben hiçbir zaman günübirlik konuşmuyorum. Ahmet Spor Iğdır'ı yense bile ben gene Serdar Hoca ile ilgili görüşüm aynı. Ki yenebilir zaten. Biz hani
Serdar Hoca ile beraber galibiyet almayacak demiyoruz Amedspor veya hiç kazanamayacak demiyoruz. İşin sonunu hep konuşuyoruz. Sezon sonu şampiyonluk noktasını konuşuyoruz. Amedspor iyi bir para harcadı. Camia bir kulüp. Büyük bir taraftar desteği var. Amedspor başarılı olmaya hak ediyor, anladın mı? Amedspor şimdi 100 milyon TL para harcayıp ilk 15 hafta iyi gidip ardından işin sonunda bu ligde kalması büyük bir yıkım olur Amedspor için. Amedspor büyük bir taraftar kitlesine sahip takım. Bu maçla ilgili de şunu söyleyeyim. Iğdır Amedspor maçında bir taraftar yasağı verilmeyebilir bak Amedspor'a. Iğdır'la arası iyi biliyorsun Amedspor'un zaten. Çok fazla Ahmetli var Iğdır'da. Olabilir. O yüzden bir taraftar yasağı olmazsa şaşırmam. İnşallah da deplasman yasağı gelmez diyorum Amedspor için. Çünkü bu maç güzel bir maç. Önemli bir maç. İki tarafında taraftarlarını bu maçta inşallah görürüz diyorum. Aynen, bakalım ne olacak. Sen soruları bir okumaya başla. Tamamdır. Ardından da bakıyorum. Görüşlerimizi söyleyip. Erdi Demirci Bey sormuş. Bence bu maçta Iğdır ağır basıyor. Çünkü Metin Diyadin hoca faktörü var. Bu tür maçları iyi okuyan bir hoca ve maçın kilit noktasını bence teknik direktörler belirleyecek demiş. Ne düşünüyorsun? Vallahi soru sormamış burada. O yüzden bir şey demiyorum. Sen i̇ki hocayı kıyaslarsan. Ya iki hocayı kıyaslarsan burada herkes zaten Metin Diyadin der. Kesinlikle. Metin sen direkt hoca sorulardan oku. Hani böyle, hatta sana bir şey söyleyeyim. Transferle ilgili sorunlar da var. Sadece bu maçla ilgili olan yorumlar oku. Hani zaten çünkü biz de orada belirttik. Karşılaşmayla ilgili yorumlar dedik. Serhat Hoca dedi. Demiş ki Serdar Hoca ile yolların ayrılması halinde Ahmet Spor'u şampiyon yapabilecek hoca sizce kim olur? Vallahi biz hiçbir zaman programlarda isim vermiyoruz. Bunu buradan aynen söylüyoruz. Biz hani bize yazanlar, arayanlar olur yönetimlerde. O zaman gerekli şeyleri söylüyoruz. Ki ben zaten sezon başı yönetime demiştik Serdar Hoca ile olmaz diye. Şu anda eğer bu maçta kaybedilirse büyük bir kaos olur. İsimleri biz vermiyoruz. Gerekli transferden aynen sorumlu kişiler zaten gerekli ismi seçecektir. Ahmet Bey demiş ki Ahmet Demiral Bey, Yusuf Tursun, Halit, Mehmet Özraz bu maç için gereksinimleri karşılayabilirler mi ve son olarak Dijlan ve Oktay'ın skora katkısı olabilir mi? Ne düşünüyorsun? Bir daha sorar mısın? Yusuf Tursun, Halit, Mehmet Özraz bu maç için gereksinimleri karşılayabilirler mi? Dijlan ve Oktay da skor yapabilirler mi sizce? Şimdi zaten Mehmet Özraz karşılayacak bir oyuncu. O ayrı. Yusuf Tursun'u o kadar maç oynatmayıp gelip bu maçta oynatması fiyasko olur. Bunu zaten yaptı hoca biliyorsun. Şeyde oynattı. İnegöl deplasmanda oynattı. Mesela ilk öncelikte kendi seyircisi önünde iç sahada bir maçta oynatması lazım. Çünkü Yusuf Tursun'u Halit'i bu maçta oynatırsa hoca ne olacak bu sefer? Ekstra olumsuz bir durumda bu oyuncuların üzerine yıkılacak sorumluluk, anladın mı? Tabii. O yüzden bu doğru olmaz. Bu maç için bu risklere girilmez. Mehmet Özraz zaten oynamalı, onu söyleyeyim. Bence Dijan Aydın 11'de oynamamalı. Bence kesinlikle Gökhan Alsan 11'de oynamalı. Ha belki şöyle olabilir. Serkan Adabaşoğlu'nu kesip Dijan 11'de oynatabilirsin. Öyle de bir şey var. Ünal Bey demiş ki Ünal Şahinkaya. Ofansif anlamda Ahmet Spor sizce bu maça nasıl çıkmalı? Çift forvet oynamalı mı? Ahmet Spor çift forvet oynayacak bir kadroya sahip değil. Yani oyuncu grubuna sahip değil. Doğru. Forvet anlamında kanat olarak da ben solda şimdi şöyle bir nokta var. Biraz önce orta sahada sorulduğu için söylüyorum. Şimdi kanat soruldu. Birbiriyle bağlantılı bu nokta. Şimdi bence Özdraz solda oynamalı, tamam mı? Şimdi ben Yılmaz Ceylan'ı çok geriye attıklarını düşünüyorum. Hiç süre vermiyorlar. 89'larda falan oyuna giriyor. Evet. Bence sahada Yılmaz Ceylan oynamalı ama böyle oynadığı zaman da bu sefer 2001'li kontenjanını Taner'den yana kullanamıyorsun ya. Bu sefer orta sahada Yusuf Tursun zaten 2001'li geçti, o kullanmıyor da Halit kullanıyor. Doğru. Ama Halit'i de gelip bu maçta oynatamazsın. Şimdi oynatamayacağın için de ben kanatlar için ne söyleyeceğim? Sola Mehmet Özraz diyorum. Sağ tarafı kara delik bırakıyorum. Soru işareti. Bence Taner yine mecburiyetten oynayacak kontenjandan aynen dolayı. Ya görünen o, bana öyle geliyor. Hı hı. Bu da Ahmet Spor için iyi mi olur kötü mü olur bakalım. Evet. Çünkü Taner geçen hafta bir asist yaptı ama performansı iyi değil, yani bunu kabul edelim. Aynen öyle. O yüzden o konu önemli. Azat Bey demiş ki geçen sefer Berk İsmail penaltı kullandı, kaçırdı. Kastamonu maçında da kaçırdı. Sizce Gökhan Alsan'dan sonra Gökhan Alsan eğer sahada yoksa penaltıyı kim kullanmalı? Ne düşünüyorsun? Mehmet Özraz. Geçen ikisi de sahada yoktu. İkisi de yoktu. Eğer ikisi de yoksa penaltıyı kim kullanmalı? Yani Gökhan Alsan da yoksa, hadi diyelim 3 kişi de yoksa penaltı kim kullanmalı noktasına baktığım zaman da sen bir isim söyleyebilir misin net? Ben söyleyemem. Yok. Bu oyuncu zaten yedek kalmamalı. Alsan da kalmamalı. Tabii. Mehmet Özraz da kalmamalı. Bu iki oyuncu da yedek kalamaz. Ben de aynı görüşteyim. Kimi önde görüyorsun sonunda? Valla ben Iğdır Futbol Kulübü'nü favori görüyorum. Ben Iğdır'ın kazanarak hafta 3 puanla kapatacağını düşünüyorum.
Ahmet Spor eğer puan kaybıyla ayrılırsa, beraberlik de dahi söylüyorum buna, büyük bir kaosa girer. Serdar Hoca'da büyük tepkiler olur. Iğdır'ın hata yapmaması gerekiyor. Zaten çok fazla puan kayıpları yaşadı. Ahmet Spor'un da puan kaybına tahammülü yok. Onlar da son 5 maçta çok fazla puan kaybı yaşadı. Tabii. Ama ben Iğdır Futbol Kulübü'nün kazanarak hafta 3 puanla geçeceğini düşünüyorum. Ayrıca Mert Örnek'ten de ben bu maçta Iğdır Futbol Kulübü adına gol bekliyorum. Bakalım ne olacak. Sen ne düşünüyorsun? Ben de Iğdır'ın kazanacağını düşünüyorum. Kendi evinde hata yapmayacağını düşünüyorum. Hı hı. Kastamonu cephesi de bu maçın berabere bitmesini isteyecek tabii ki. İki takım da takılsın diye. Bakalım ne olacak. İki ekibe de başarılar dileyelim. Evet. Sana da ağzına sağlık. Ben de sana teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir maç olacağız. İnşallah kazasız bir maç olur, sakatlıksız. Hak eden de kazansın diyelim pazar günü. Aynen. İki tarafa da selamlarımızı yollayalım. Evet, selamlarımızı gönderelim. Herkese iyi günler, hoşçakalın. Spor kulüplerine taraftar etkileşimleri sağlayan, sponsorluk değerlerini arttıran ve yeni gelirler kazandıran Vidi Sport'un sunduğu Trivela Sport sona erdi.